Malumunuzdur, bir pandemi salgın dönemi yaşıyoruz. Tüm sektörlere olduğu gibi bizim gıda sektörünü de maalesef büyük oranda etkiledi. Esnaflarımız yani kirasını ödeyemeyecek duruma geldi. Çok zor durumlar, zor günler geçirdik. Bu zor günler bizi yeni girişimlere sevk etti, yeni yollara sevk etti. Baktım mesela eğitim uzaktan oluyor, konferanslar vesaire her şey internet ortamda olunca biz de bunu neden yapmayalım dedik. Ve böyle bir yola meylettik. E-ticaret üzerinden işlerimizi yürütmeye karar verdik ve bu alanda kendimizi geliştirmeye odaklandık. Şu anda talepler güzel. Çok şükür oturtturduk işimizi. Gaziantep'in güzel markalarının arasına girdik. Ve artık öyle oldu ki internet üzeri artık Antep'i dünyada tanıtmaya başladık. Tüm dünyaya artık bu ürünleri ulaştırmaya başladık. Bu pandemi işte inşallah en kısa zamanda biter. Biz de normal günlerimize döneriz diye temenni ediyoruz. Ama bu internet şeyini devam ettirmeye düşünüyoruz. Yani artık çünkü artık bu bir sektör oldu. Artık bu bir kaçınılmaz oldu. Çağımızın gereksinimlerinden biri oldu. İnşallah biz de bu şekilde devam edeceğiz. Biz hani Gaziantep'e gelemeyen insanlar için elimizden geldiği kadar en iyi ürünü temin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla insanlar evlerinden çıkmadan İnternet üzerinde rahatlıkla, gönül rahatlıkla sipariş verebiliyor. Buraya kadar gelmesine gerek yok çünkü zaten gelemiyorlar da. Korkudan dolayı, endişeden dolayı çünkü malumunuz vaka sayıları da arttı. İnsanlar tedirgin. Dolayısıyla internet üzerinde alışveriş yapmayı tercih ediyor insanlar. Öyle bir sektör oluştu ki artık yani bu internet üzeri. Yani herkes rahatlıkla bunu yapabiliyor. Büyük firmalar, küçük firmalar, yani birkaç tane büyük, çok büyük firmalar olmasına rağmen artık küçük esnaflar da çok şükür biz de buna ayak uydurarak geçimimizi sağlayabiliyoruz. Şimdi burada gelen yok zaten, turistler gelmiyor. Normalde çok yoğun oluyor. Burası Times Gardens zaten biliyorsunuz en yöresel yerler yani buralar çarşıda, Antep'e. Ama dediğim gibi yani kimse gelemediği için biz de kargodan gönderiyoruz maalesef. Ürünlerimizi patlıcan, kuruluk, salça, nereşisi, pul biber, Antep fıstığı bundan meşhur zaten biliyorsunuz. En iyisi onlardır yani. Dediğimiz gibi yani kimse gelmiyor. Maalesef esnaf belirse işler yok yani abi. Gönderiyoruz ama kargodan gelemedikleri için. Uyduruyorlar evet tabii ki mecbur. Yani gelenler geliştirdi yani herkes. Küçük esnaf mecbur kalıyor yani. Ne yapacaksın abi? Büyük esnafa göre ayağı uydurmaya çalışıyor e-ticarette. Bu süreçte kargolama işiyle biraz dükkanımızın aylığını çağırıyor çok şükür. Ufak tefek kazanıyoruz. Zaten marketler bize fırsat vermiyorlar. Biz de ufak tefek bu yöresel ürünlerden satarak internet kanalıyla, kargoyla gönderimler ufak tefek yapıyoruz. Ancak geçimimizi sağlıyor. Yani bu virüsten dolayı da şu anda ya pandemiden dolayı işler biraz durgun. Ya hava şartlarından dolayı da durgun. Şimdi mevsim turist zamanı değil. Yani çok şükür bereket versin. Geçiniyoruz yani elhamdülillah. WhatsApp'tan ürünleri görüyor ya da biz buradan WhatsApp'tan duruma koyuyoruz. Ya da bizim müşterilerimiz var daha evvel alışveriş ettiklerimiz. Onlar bize sipariş veriyorlar, biz de gönderiyoruz. Yani internet üzerinden alışveriş böyle. Yani toplu da olmasa öyle işte bereket versin. Ufak tefek dönüyor yani. Bu süreçte biraz daha arttı değil mi? Tabii. Evvelki nazarlarına göre daha arttı. Evvel herkes gelip buradan birebir alıyordu. Şimdi telefonla direkt ayağına geliyor. Bir kargo ücretini zaten anlaşmalı kargolar var. Onunla hallediyoruz. O yüzden adam en ürünleri güvendiği için bizden tercih ediyor. Belli müşterilerimiz var.
gelen müşteriler de şeyleri yönlendiriyor arkadaşlarına. Çok şükür yani şeyimiz çıkıyor yani. Diyorum yani çıkıyor. Uyumak zorundayım çünkü eski virüs davasına artık turizm fazla olmadığı için mutlaka ona deneyse bu akıllı telefonla ya da kargona alışmak zorunda oldu. Yani çünkü giderlerimiz artık onlara göre. Yani şu virüs davası da inşallah biter. Turizm gelir. Çünkü bizim buranın turist alanı olduğu için turizme bağlıyız biz. Salça, fıstık, baharat. Mesela evet. Kuruluk. Bunlar yani bizim en çok mesela fıstık, kuruluk, baharat dedim, salça. Mesela şiri olarak. Bunlar aşkısı olsun. Bunlar yani. Bütün ürünlerden hemen hemen Antep'in belli. Organik ürünlerinden üstek oluyor. Biz uçakta açtık ya bir.